Değerli izleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor ve bu sabah saatlerinde de ifade ettiğim gibi bugünkü stüdyo konuğumuz Türksan Başkanı Sayın Arslan Bıçaklı bizlerle beraber. Sabah saatlerinde tabii gazeteleri okurken ülkedeki pahalılıktan bahsettik. Nelere ne kadar zam geldiğinden ve son olarak da GSM operatörlerinin %53'e varan zam oranı artık vatandaşı çileden çıkardı. Elektrik %30, akaryakıt %20, tüp gaza 2 kez zam geldi arka arkaya %13, mobil iletişime %4.8 ile %53 arasında bir zam var. Döviz %20 arttı, tütün %10 ve 207 tane tedavi için kullanılan ilaçlara %40 ile %150 arasında zam yapıldı. Bu aradaysa vatandaşa henüz asgari ücret kapsamında herhangi bir artış yapılmamakla beraber kamu sektörüne yapılan artış da tatmin etmedi. Hoş geldiniz Sayın Bıçaklı. Hoş bulduk, günaydın. Tam böyle sizin konularınızın olduğu bir dönemde bizleri kırmadınız, geldiniz. Yani o kadar çok zam haberi saydım ki şu anda bildiğiniz 2017 yılına zam yılı diyebiliriz herhalde. Bu durumda vatandaş sokağın halini herhalde bakanlarımız başka bir memlekette mi yaşıyor bilmiyorum ama vatandaşa rağmen, tepkilere rağmen zam üstüne zam yapılmaya da devam ediliyor. Nasıl değerlendiriyoruz efendim? Bir şey söylemek istesen, zam şampiyonu olan hükümet de. Yani güzel bir başlık vereyim sana, kullan. Zam şampiyonu olan hükümet. Gerçekten şampiyon oldular. Geçmiş hükümetlerin bir kısmına da bunu söylemeye çalıştım ama belli ki yok, bunu geçemez biri. Bu açık ara şampiyon. Bir şampiyonluğumuz daha var yani. Açık ara şampiyon oldular burada, zam şampiyonu oldu açık ara. Şimdi şöyle bir şey var. Elbette ki ülkeyi yönetmek için talip olan siyasi partiler muhalefette ne söylerse hükümete geldikten sonra da onu yapmak zorundadır. Olur da olağanüstü şeyler olur ülkede. Mesela şu anda bana sorarsanız olağanüstü bir durum var ülkede. Evet. Ekonomik yönden olağanüstü bir durum var. Ve ben iddia ederek şunu söylerim. İnşallah yanılırım. Ama yanılma imkanım yoktur. Göreceksiniz ki bunun acısı Şubat Mart'ta daha ve ondan sonra acısı yaşanacak. Niçin? Söyleyeyim daha size. Ne istiyoruz? Niçinini söyleyeyim size. Şu anda dövizde, bizim ülkemizdeki bütün ithalat dövizlidir. Buna dayalı olarak tüketimin neredeyse büyük bir kısmı, belki de hepsi, yani kendi yerli üretimimiz de dahil olmak üzere buna yine dövize dayalı, o da dövize dayalıdır. Yani kısacası bizim ülkemizdeki bütün yaptığımız işler dövize dayalı yapılır. Ama kullandığımız para birimi de TL'dir. Şimdi bize ülkeyi yöneten siyasiler her ikide bir de akıl verir. Sanki bizim aklımız yokmuş gibi. TL ile çalışan insanlar, yani TL ile maaş alan, gelirleri TL olan insanlar sakın onunla TL'nin dışında borçlanmasınlar. Ya bunu herkes bilir zaten. Bırak sen onu bana akıl vermeyi. Şu anda olağanüstü bir pozisyon var kardeşim. Dövizde ben doğdum doğalı böyle patlama olmadı. O yok yani, böyle istedim 5000'i buldu dün. Tabii. Bu olacak bir şey değildir. Şimdi ben size soruyorum. Ev kiraladınız, kiradasınız ya da ev satın aldınız, taksit verirsiniz. Bu %90, bunlar hep istedim üzerindendir. Doğru. Çok güzel. Siz kendi maaşınıza dayalı bir hesap kitap yaptınız. Gittiğiniz bir ev kiraladınız ya da bir ev satın aldınız. Onun taksitini ödediniz. Ya da araba aldınız ya da bir şey aldınız. Ya sorumluluk altına girdiniz. Şimdi istediğin o zaman 3700'ü ya da 3500'ü aldığınızda bunu. Yani o zaman dediğim 50 sene evvel değil, 6 ay evvel. Peki şimdi bu oldu 5000 lira. 4900. Bu aradaki fark da şu anda sizin maaşınızın 1/3'ü. Ek külfet geldi buna 1/3 oranında. Ama siz maaşınızı ona göre ayarladınız ki dışarı bile çıkmazdınız. Haftada bir çıkarsaydınız, ayda bir çıkmaya başladınız. Artık dengeleyesiniz evdeki bütçeydi. Şimdi bunu ne yapacaksınız? Siz bunu ödeyemeyeceksiniz. Bak.
Ödeyemediğinizde ne olacak? Ev sahibi de bunu aldı, bu evi yaptı, bitirdi apartmanı, size sattı ya da kiraladı. Ama bankaya borçludur. Yani sizden aldığı taksitlerle bankayı öderdi. Bank, o da kendi bankasının taksitlerini öderdi. Şimdi senden almayınca, bu alamayınca, almayınca değil, ne olacak? O da bankayı ödeyemeyecek. Zincirleme ne olacak bu? Ekonomi başlar çökmeye gene. Başlayacak insanlar birbirinden kavga etmeye, birbirine sıkıntı yaşamaya, ödememediği için, ödeyemediği için taksitlerini ya da borçlarını mahkemelik olmaya, cezaevi bunlarla dolmaya. 150-200 kişilik cezaevinde şu anda 303 kişi var. Daha büyük cezaevi yapmaya çalışır arkadaşlar. Çünkü arkası gelecek demektir bunun. Yani gidişat bu. Peki bu hallerde ne olur? Şimdi bakın. Son bir ayın içerisinde bütün basında da var zaten. Akaryakıta, elektriğe, gaza, telefona, zerdaliden düdüğe kadar. Her şeye zam geldi mi? Geldi. Akaryakıt pahalı olduğu için kimlik kartlarına da zam yaptılar. Allah Allah. Allah. Şaşırdın. Tövbe yarabbim. Nasıl yani? 21 liraydı yeni kimlik çıkartma, 100 TL oldu. Tamam da akaryakıtı pahalı oldu değil mi? Nereden oldu? Ben, o zaman sen söyle. Ben öyle zannederim. Başka neden nedir? 21 TL olan, hadi akaryakıtından geldiydi, enerji öyle olduydu, gaz bilmem ne oldu, döviz yükseldiydi falan. Kimlik, ya kimlik kartı basan sen Weber'in vatandaşa. Ki bu kadar sen devlet olarak bu kadar sıkıntı yaşanırken şu anda artık insanların alım gücü bitti, tükendi, yok oldu. Ben iddia ederek söylerim ki şu anda %35-40 oranında insanların alım gücü düşmüştür. Bunları senin yerine getireceğine vatandaşa, bir rahatlama getireceğine, oturup bir komisyon kuran, bir şey kuran, acil bilmem ne merkezinden bir tedbir almak için çağırın ekonomi uzmanlarını, bir şey yapmaya çalışın. Dövizde bir İstanbul noktada sen durdurun taksitlerini, devlet alacaklarını. Ne yapan? Bir şey yapan. Dönen halka kaybettiği alım gücünü %100'ünü değilse bizde %70-80'ini verin, nefes alsın. Devletin elinde olan imkanları 10 kuruşluysa 5'e düşürün, nefes alsın. Bunları yapacaksın sen? Ne bir komisyon var, ne bu konuyla ilgilenen biri var. Yalnız akıl verilip TL ile borçlanın. Yani borçlanın ama TL olsun. Yapılan bu. Bunun üstüne bunları yapacağına, devletin kendi imkanlarını kullanarak halkın orada devlet adına kullandığı meseleleri, devlet eliyle kullandığı konularda indirim yapacağına, rahatlama getireceğine, dönensen %800, %900 zam yapan ya. Gene haksızım ben. Fenayım gene. Herhalde gene fenayım. Ben çok fena bir insanım. 21 TL olan kimlik kartı çıkarmayı 100 TL yaptın ya sen. Hadi bana söyle bunun için. Serdar Bey onu tekrar revize edeceklerini söylemiş. Ama ben usandım ha, bak sana söyleyeyim, yoruldum. Yok vallahi yoruldum. Ay yemin ettim. Kapat yolu, yanlış oldu, yarın aç. Onu nasıl yaptın? Aç yolu, yanlış oldu, o bir gün kapat. Ver vatandaşlığı, aman yanlış oldu, ertesi gün iptal et. Al kararı, bundan bilmem ne oldu, ertesi gün ama ya olmaz ya böyle. Bu olmaz ya, bu devlet yönetimi böyle değil. Devlet yönetimi böyle değil arkadaşlar, kusura bakmayın ya. Yok. Revize edecek. Bana anlatacaksın neden 21 liradan 100 lira yaptın kimliği. Döviz. Mazottan dolayı. Ne? Bal pahalı oldu. Ne? Nereden? Niçin? 20 liradan 100 lira yaptın. Niçin? Bütçen eksildi de vatandaşın cebine saldın gene. Vatandaşta bir şey kalmadı. Vatandaşta bir şey kalmadı. Çekin elinizi artık ya. Yani kusura bakılmasın. Şu anda iddia ederek söylerim size ki ülkenin ekonomisi çökmüştür. Ve buna dayalı olarak çok çok sıkıntılı günler bekler bizi önümüzdeki günlerde.
Ne yapılmalı? Hükümet edenler çok acil. Şimdi gece yarısı hiç uyumayacaklar. Serhatlar bu işlerin uzmanlarıyla beraber biz ekonomiyi kendi ülkemizde 200 bin, 300 bin nüfusumuz var. Kaçtır bilmem yani kimse bilmez onu ama hadi 300 bin diyelim. 300 bin nüfuslu bir adada herhalde daha kolaydır ya bunları kontrolü almak. Devlet kendi giderlerini kısıtlamaya çalışacak. Fuzuli giderlerini kaldıracak. Badeye bilin şimdi yoktur ya sana devletin fuzuli gideri var. Biraz sonra söyleyeceğim sana var mı yok mu? Yani kısacası bir takım tedbir alır ülkeyi yöneten siyasi otorite ve çalışanların ve emeklilerin. Ya Allah'ın ilacını bir arkadaş geldi dün bana 13 TL'ye aldığı ilacı 50 senedir 13 TL'ye aldığı ilacı 28 TL aldı ya. Getirdi gösterdi bu adam üstünde. Yüzde kaçtı bu? %120. %120 artış var ilaca. Bunun önüne geçemeyik. Dövizin önüne geçemeyik. Zamların önüne geçemeyik. İlacın pahalılığının bilmem neyin önüne geçemeyik. Tamam kardeşim daha çalışanın ve halkın alım gücünün durdurulmasının önüne kim geçecek? O zaman ben diyorum sana ki sen devleti yöneten hükümetsin. Evet. %35-40 oranında şu anda çalışanların ve halkımızın genelinin yalnız çalışanlar değil emekliler de. Şimdi biraz sonra geleceğim. Hele özel sektörde sendikasız olarak çalışan ve günde 10-12 saat çalışan, asgari ücretin altında çalışan, Sayın Çalışma Bakanı buradan ihbar ediyorum sana, ülkemizde asgari ücretin altında işçi çalıştırılır. Haberin yok. Ben sana söyleyeyim. Asgari ücretin altında işçi çalıştırılır. Şu anda verdiğiniz asgari ücret, ödenen ülkedeki asgari ücret 8 saat emeğin karşılığıdır. 10 saat veya 12 saat emek satan bir insana aynı asgari ücreti verirsen asgari ücretin altında işçi çalıştırır demektir. Ama biraz sonra gelecek herhalde. Denetlersem kapatmam lazım hepsini diyen bir bakanlıktan ben çok şey de bekleyecek diye halim kalmadı artık. Dolayısıyla burada esasa döneyim de gelecek şimdi onlara da. Burada önerdiğim, söylediğim şudur arkadaşlar. Olabilir. Bizim ülkemizin hükümetinin elinde olmayan nedenlerden dolayı özellikle dövizdeki patlama senin ülkenin iradesinden veya yönetiminden olmayabilir. Ama sen buna tedbir almak zorundasın. Nasıl alın bilmem. Bizim bir fiyat istikrar fonu diye bir fonumuz var. Oraya her yaptığın işten o fona para kesilir. Yani günlerdir ben de dahil birçok arkadaş bunu dillendiriyor. Ve soruyoruz. Bu fiyat istikrar fonundaki para kaç paradır? Ne zaman kullanılır? Nere kullanıldı şimdiye kadar? İşte bu dengesizliği ortadaki bu dengesizlikler olduğunda buradan finanse etmesi gerekmez mi? O fiyat istikrar fonundaki paranın işte bir kısmı genellikle çiftçiler için işte doğrudan gelir desteği ödemelerinde, mazot desteği ödemelerinde kullanılmış. Geriye kalanı da yani %20'si çiftçilere, tarıma. Geriye kalan da devlette çalışan memurlar için maaş ödemelerini kullanıyormuş. O amaçla kurulan bir fon değil bu. Evet ama onun için o zaman gayri yasal iş yaptılar. Ben bilmem. Gelmiş, bak sen söyle. Eğer böyle dedilerse yine gayri yasal bir işlem yaptılar. Yasal olmayan bir şey yaptılar yine demektir. Kısacası şunu anlatmaya çalışırım. Ben bu ülkenin insanı olarak, bu toplumun bireyi olarak kendi halkım artık mazeret dinlemek istemiyor siyasilerden ya. Ben mazeret dinlemek istemem. İşte öyle oldu da böyle oldu da böyle oldu. Hayat pahalı oldu, insanlar yaşayamıyor, yaşamını sürdüremiyor. Önümüzdeki günlerde çok ciddi sıkıntılar, eşler arasında kavga, ayrılma, hapislik bilmem ne. Yani huzurlu olmayan insan her şey yapar. Sosyal patlama diyorsun. Kesinlikle. Ben hiç arzu etmiyorum, istemiyorum da. İnşallah da olmaz. Ama gidişat odur. Köyün minareleri göründü. Giderik. Köye doğru giderik. Ama herkes seyreder. Herkes seyreder. Peki buradan soralım şimdi. Bu kadar hayat pahalı oldu. Her gün zamdan başka yaptığınız hiçbir şey yok. Peki çalışana
ve özellikle özel sektörde sendikasız olarak çalıştırılan ve emeği sömürülen işçilere, hele hele onlara ne kadar artış verdiniz? 1 Ocak'tan itibaren yıllardır yürürlüğe giren asgari ücret ne oldu hala daha? Çünkü şey, ne? Muhacirat affı yapıldı ya hani işçiler için, o da bir asgari ücretmiş. Yani öngörü bu. Bir asgari ücret belirlendiği için hani şimdi erken yaparlarsa bunu, o insanlardan yararlanmayan ve son günü bekleyenler yeni asgari ücretten mi yatıracak o kim zaman? Kim söyledi bunu? Yani öngörü olarak Asım Bey söylemişti. Herhalde bunun için açıklamadılar dedi. Yani bu da olabilir. Ben ama sakın biri böyle bir mazeret söylemez. Niye? Sakın. Ya. Haksızlık olmaz mı gerçekten? Ayıp. Bunu çözmeye bile senin fikir üretemem. Bunu çözecek fikir üretemezsen de hele bunu da bile. Yani bunu bile. Çözecek fikir üretemezsen lütfen beni daha fazla yormasın kimse ya. Çeksin gitsin mahalleye. Beni için açıklamadılar o zaman. Ya dersin ki ben söyleyeyim. Hı. Ben söyleyeyim. Söyleyeyim. Bana dedin ki ya sen de her şeyi bilin. Yok. Özellikle çalışma hayatında artık mütevazi davranmayacağım. Ben ömrümü verdim çalışma hayatına. Ömrümü. Kim isterse olsun makamında, kim isterse olsun çalışma hayatında kendinden. Burada 24 saat, 48 saat ne isten? Çağır hepsi gelsin buraya, ben de yalnız tartışalım. Daha başka şeyler de var. Hem onları da sorayım. De bana cevap versinler. Böyle kahramanlık yapmasınlar. Yalnız başına çıkarlar kanallara, kahramanlık yapmasın biri. Ben söyleyeyim. Varsayalım ki sizin söylediğiniz gerekçe vardı. İşte af getirdiler. Da cezalardan şimdi asgari ücret üzerinden ödeyeceğiydi. Da şimdi asgari ücreti değiştirirse Mış da örneğin 20'sine kadar ödedi eski asgari ücretten herkes daha 20'sinden, sen anladın, sen söylemedin, ben anladım yani nedir söylediğini. 20'sinden sonra da ceza yatıracak olanlar yeni asgari ücretin cezasını yatıracak. Bu haksızlık olma mı? Olur. Bunu da düzeltemedin. Bir cümle be ya oraya. Ve de ki bu yasa, af yasası geçtiği günkü asgari ücret uygulanır ceza olarak. Tamamdır. Yeter. Sence? Yeter. Vallahi. Niye açıklamadılar o zaman? Yani biz mi bana ne soralım? Onlara soracağım. Başbakan 2000 TL dedi. Çalışma Bakanı'na ben burada sordum. Dedi ki evet Başbakan'la aynı fikirdeyiz. 2000 TL. Yani demek ki bakanlığın, hükümet kanadının tavrı, masadaki miktarı 2000. O zaman açıklayın. Niye açıklanmaz o zaman? Sor, siz bu işlerin içinde değil misiniz? Bağla da sor. Bağlanmıyor işte şu anda. Çalışma Bakanı'na bağladan sonra niçin açıklamazsınız? Yani? Size göre? Söyleyeyim ben. Şimdi burası anlaşıldı. Evet. Yani bizi dinlerse arkadaşlar, yani ona formül gerçekten oysaydı neden ve ona çare bulamadılar. Zaten bitti. Bugün biter, o son gündür. Evet. Ona çare bulamadılarsa bundan sonra eğer böyle bir şey yapacaklarsa haklarında bulunsun. Adil olsun ve herkes aynı cezayı ödesin diye o çıkarttıkları yasaya bir cümle yazarlar. Derler ki bu ceza affı yasası çıktığı günkü asgari ücret ceza olarak ödenir. Yeter. Evet. Ha, tamam. Böyle bir şey yazarlarsa, isterse 50 defa sen asgari ücreti değiştir. Ne dermiş orada? O yasanın çıktığı gün asgari ücret neyse onu ödeyecek herkes. Evet. Çare var yani. Şimdi neden çıkmaz? Şimdi bizim siyasilerimizin birçoğunda şöyle bir hastalık var. Bir şey söylediğinde illa sana o kendine göre haklı olduğunu, ben haksız olduğumu anlatması lazım. Yer canına onu anlatsın ki kendi haklıdır da ben haksızım. Da işte efendim geçmişte çok açıklama yapmazdım bu asgari ücret inanda, şimdi çok açıklama yaparım. Bak şimdi neyle uğraşırız ya. Da eskiden hiç sesimi çıkartmazdım asgari ücret değişmediğinde geçmiş yıllarda da. Şimdi bir defa o açıklama yaptım. Her gün açıklama yaparım. Geçmişte de bir defa yaptıydım. Neyi tartıştık ya şimdi? Benim inan, özellikle arkadaşlar bir tavsiyede bulunayım. Özellikle benim inan bir konuyu tartışmak isteyen arkadaş ya da arkadaşlar tartışabilir. Ama benim bir konuyu tartışacaklarsa çok iyi hazırlanacaklar. Sonra mahcup olurlar. İstemem kimseyi mahcup edeyim. Çünkü ben
arşiv adamıyım. Evraklarla konuşurum. Sonra çıkarırım bir bir evraklarımı gösteririm ve mahcup olur herkes. Ama benim konum şimdi geçmişte açıklama yapmazdım asgari ücrete de şimdi herkes bilir bunu. Ben zaten durup anlatmama gerek yok. Bana işçi babası derler memlekette. Marketin önüne giderim geçen gün hiç tanımadım. Genç delikanlı sağlam bir çocuk koşarak gelir. Ben hiç hayatımda da görmedim. Abi yürü buraya seni öpeceğim sarılırsın sen işçi babasısın der. O bir aynı o bir aynı. Ben birini anlatmaya gerek yoktur kendimi. Burada asgari ücret niçin hemen belirlenmelidir? Yasa vardır ya. Ve diyor ki 1977 yılından beridir bizim ülkemizde asgari ücret belirlenir, bir ücretten itibaren yürürlüğe girer. Efendim yine bunu söylerim, Sayın Bakan gene bana cevap verir. Ama bu 6-7 defa olduydu böyle de birçok sene olmadıydı 1 Ocak'ta. Tamam ya sen de yapma. Tamam ya. Yapma sen de. Vallahi otur bak sen de seyret. Tamam ya. Ben olanı söylerim. Sen ister kabul et, ister etme ya. Ben yoruldum artık. Ne yapayım yani? Aşk eskiden de bilmen ortaydı. Ha hayır sen benim zamanımda Şerif Hanım Çalışma Bakanı iken de hiç değiştirmediydi. Aferin. Yasa aykırı iş yaptılar. Nerededirler şimdi bu arkadaşlar ikisi de? Efendim? Torun bakarlar. He güzel. Sen de yapma. İstemezsen. Ne be? Ben olması gerekeni söylerim. Bu ülkede asgari ücret yıllarla 1 Ocak'ta değiştirildi, yürürlüğe girdi. Bazı yıllarda iki kez, bazı yıllarda üç kez değiştirildi. Çünkü yasa der ki asgari ücret yılda en az bir, en çok üç kez değiştirilebilir. Niçin öyle koymuşlar yasayı? Yani bir kez değiştireceğim ki bu Ocak ayında, yani yazmaz yasada 1 Ocak'ta birinci asgari ücret değiştirdi. Yani eksik bıraktılar herhalde. Ona dayanarak arkadaşın ama uygulama 77'den beri böyledir. Niçin? Çünkü 1 Ocak'ta yürürlüğe giren asgari ücret vergiden muaftır. He ya. Vergiden de muaftır. Dolayısıyla bu yalnızca hem asgari ücretleri hem de ülkedeki bütün insanları ilgilendirir. Nasıl olur o? Öyledir o, yasadır. Vergi yasasında der ki yılın ilk belirlenen asgari ücreti vergiden muaftır. Çünkü asgari ücretle geçinen adam, geçinemeyen adamdan daha vergi de alsın. Ondan dolayı. Şimdi buna paralel olarak bakın. Bilmeyenler varsa öğrensin diye söylerim. 94 yılında iki kez değiştirildi asgari ücret. 95'te iki kez. 99'da üç kez. 99 yılında asgari ücret üç kez değiştirildi. 2011 yılında da hiç değiştirilmedi. Hükümette kim idi Sayın Bakan? Hangi partiydi? Araştırın da onu da öğrenin. Niçin değiştirilmedi? UEP'ydi. Sorun niçin değiştirilmedi? Çağırdığınızda buralara gelinleri sorun. Yasa emreder en az bir defa değiştiresin. Sen 2011'de hiç değiştirmedin. Niçin? Ben değildim, senin partiydi. Niçin değiştirmedi? Yasaya aykırı hareket eden bunlara ne yapıldı? Ülkede acaba olağanüstü bir ekonomik... Yazmaz öyle bir şey yasa. Yok mu? Ülkede işte olağanüstü bir şey olduğunda asgari ücreti de değiştirmeyi bilin. Evet. Yoktur böyle bir madde. Öyle mi? Ha öyle, yoktur. Şimdi burada da asgari ücret değiştirilmesi gerekir başladım Kasım ayından. Aralığa geldim. Çünkü usul nedir? Niyetin varsa bir şey yapasın. Baştan Aralık ayında asgari ücreti günün koşullarına göre değiştirin. Ve 1 Ocak'ta uygulamaya alın. Arkadaşlar bize sırf yani işte tamam ya sen de zır 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 her gün şey isten asgari ücret değişsin. Aha başladı çağırdılar bir toplantı yaptılar. Dediler ki yok ya yeterli çalışmayı yapamadık hazır değil taraflar daha rakam üzerinde. Da biraz daha çalışmaya devam edecek. Ya, aklınız neredeydi ya hikayede? Hadi kabul ettik onu da. Öngörülemeyen bir döviz fırlaması oldu. Belki ondan zaman istediler. Yok canım bekle. Ondan sonra gelindi ocağın ortasına. Ocağın tarihi yanı söyleyebilirim ha. Yani, hatırlamayabilirim. Yani 7'si 8'iydi neydi bilmem. İkinci toplantı yapıldı. Çalışmalarını yaptı arkadaşlar. Geldi komisyona ve asgari ücreti verecekler.
Şanstan tam o gün Maliye Bakanı enflasyonu açıkladı. Ve arkadaşlar 7.86 üzerinden hesap yaptılardı o gün toplantıya gelirken, asgari ücrete ona göre artış vereceklerdi. Tam da o gün Maliye Bakanı açıklama yaptı rastgele. Bir yıllık enflasyon olmuş 10.19. Bundan dolayı bütün hesaplar bozuldu yine. Ve bunun hesabını yapamadılar o gün Oraç'ta. Fark ne kadardır? Sen yapabilin? Yani çok büyük bir fark yok zaten. Tamam. Yapamamış arkadaşlar. İhtiyaç duyulmuş tekrar. Yeni bir şey çıktı ortaya şimdi. Yani son dakika çıktı, açıklandı bu. Onun için yeniden bir çalışma yapsın taraflar. Bu yeni HP'ye göre. Ve yeniden bir araya gelesin. 20 gündür bu hesabı yapamadılar daha. Sen kaç dakikada yapan bunu? Yani 5 dakikada oturduğunuz yerde. 5 dakikada yapan? Git. Aslında sen de oraya uzman olarak çalış. Sen 5 dakikada yapan adamları 20 günde yapamadı bu hesabı. Belki. Ve evet. Ve ne oldu şimdi? Hala daha bekleri çalışmalar devam eder. Millet hala daha bekler. Açlık sınırının altına düştü. İnsanlara evine ekmek süt götüremiyor. Hala daha beklerik efendiler hesap yapacak. Mışta gelsinle. Artık ben sana söyleyeyim. Bu asgari ücret 1 Ocak'tan itibaren geçerli olamaz. Ha olur. Siyasi iraden varsa olur. Yani şimdi... Yani Kur'an-ı Kerim yazma Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Olamaz. Yasa eğer derse ki bakanlar bulgarı alır. Derse ki bu asgari ücret belirlerlerse, ama 30 Şubat'ta verileceklermiş. Sen öyle duydun ben son. Allah Allah, 30 Şubat yok. Ne için yok? İyi olsa demek ki yok. 4 senede bir gelir. Yani öyle bilmem mi? 4 senede bir gelir. Sen 4 senede bir olur. Bakalım mı yani, yok. Bakma da yoktur. Tövbe tövbeler olsun. Dolayısıyla ne olacak? Şimdi istersen asgari ücreti belirlen. Komisyon olarak karar alın, den ki evet, bizim hatamızdan dolayı çalışmalarımız uzadı. Bundan dolayı asgari ücreti gününde belirleyemedik de 1 Ocak'tan itibaren getirecek olsun. Ama 1 Şubat'ta belirlesek olsak bile ya Mart'ta ne gün belirleyecek? Ben bilmem artık. Bu 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak. Diyebilirler. Bakanlar Kurulu da bunu onaylar ve bu yürürlüğe girer. Kimse burada buna bir şey demez zaten. Yok, diyeni var. Nasıl yani? Ne için ticari sanatçı karşı çıkmayacak? Aa evet, o beni atladı. Olmaz ya. Ay çok yani, batacak insanlar. Şimdi böyle olursa ticari sanatçı. Ya ticari sanatçı her taşıgın buna karşı açıklama ya, yapacak. Ya ticaret odası bu kadar etkin mi yani hükümetler üzerinde? Herhalde bilmem. Herhalde öyledir. Sermayenin hükümeti olabilir. Peki kaç para olması lazım asgari ücret? Şimdi ona gelelim. 2000'in üstünde olacak. 2000 mesela 2010 TL. 2000'in üstünde mi sence? Üstündedir. Tamamdır değil. 2010 TL ise üstündedir yani. Tamamdır. Yani. Değil. Ama ne olması lazımdır? Yani sen %10 verdiğinde zaten dalga geçerek birbirimizden, ama 1834 TL'dir şu anda brüt asgari ücrete, %10.19 koyduğunda üstüne bunun, bu zaten 2000 geçer. Nedir yani, bir şey, yeni bir şey mi yapıyoruz yani, ne oldu? Olması gereken o mu? Geçen gün sen beğenmen hiçbir şey Sayın Başkan der. Sen ne istedin ya? Ne olması lazım? Ben istemem ya. Vazgeçtim, ben bir şey istemem. Artış da vermeyin asgari zaten. Nasıl? Vermeyin. Gidin 10 sene geriye. Gidin 2009'a kadar geriye. 2009'daki asgari ücretinden kaç dolar iseydi o kadar dolar verin onlara. Tamam mı? Bak rakam hiç söylemem ama. 10 sene geriye gidin ya. Vazgeçtim 1 sene 2 sene oldu. Kaç doları saydı o kadar da aynı doları verin onlara. Bugünkü kurdan mı? Kurmur konuşmam ben ya. Dolar vereceğim onlara. Söyleyeyim size kaç dolardı? Evet. Bilmeyenler öğrensin. 816 doları 2009'da.
Asgari ücret. Bir aylık asgari ücretten 816 dolardı karşılığı. 816 dolar verin insanlara ki bırakın ki 10 senede ülkenin kalkınma hızından kalkınma payını da koymanız lazım üstüne. Bunun vazgeçtim ama ondan. Sayın Bakan gene cevap verir ertesi gün. Sayın Bıçaklı da diyor, neçin 2009'u söyler diyor da 2003'ü söylemez ya da 2002'yi. Ya ben onu söylerim, sen de 2002'yi söyle. Ne yapayım? Sen illa bana 2002'yi söyleyeceksin. Allah Allah, ben öneriyorum sana. Ama anlamazsınız galiba benimle konuşurum. Senin önerin nedir diye sorarsınız bana. Ben de diyorum size ki ben rakam vermiyorum, bilmem. 2009 git 10 sene geriye. 2009'daki dolar kaç paraysa aynı doları verin diyorum. Bu kadar. O bana cevap verir. Niçin 2009'dakinmiş daha 2003'te değil? Tamam ya sen de 2003'ü söyle. Ben işçileri çok sevdiğim için 2009'u söylerim. Sen daha az seversen 2003'ü söyle. Ne yapayım yani ben? Ona da maraz gayla şimdi. 2003'te ne vardı? Bilmem ben söyleyeyim onu da size istersen. Söyleyin. ...2003'te 353 dolardır. 353 dolar. 353 dolardır 2003'te. İstensen onu veresin. Sen de 2003'tekini söyle. Ne yapayım yani? Ben bunu isterim yahu. Söyleyemem bunu ben. Olmaz. Ya ben bunu söyleyeceğim. Ben onu isterim çünkü. Sen bunu vermek istemezsen başka söyle. Başka uygula. Ne yapayım yani? O zaman Çalışma Bakanı beni yapsın işçiler. Ben 816 dolar vereyim geldiğimde. Evet. İsterseniz böyle konuşalım artık. Nereden bulacaksınız? Bunlar bulamadı. O benim derdim. O benim derdim. 800-400 trilyon bir günde vergi bağışıklığı yapmam. Yapmayacağım sermaye. Ya canım. Alacağım getireceğim koyacağım kasaya parayı. Vereceğim işçiye. Yani sermaye hükümeti mi şimdi bu? Ha? Ne için bilmezdiniz? İddia duydum bunu. İddia duydunuz. Yani o kanıda mısınız diye merak ettim. Ha ben o kanadayım. Diyorum ki ben, benim önerim size 10 sene 816 dolar yapın hani en azından bunu. Yani bu vergi bağışları yapılmasaydı yapılabilir miydi diyorsunuz? Yahu yani şimdi bir dakika arkadaşlar yani bugün bir iki saat daha uzatalım programı o zaman. Şimdi bütçe dediğin şey sizin nedir? Elmadır diğer biri. Nedir yani bütçe nedir? Mühim bir şey zannedersiniz bütçe. Yani bütçe derler ya işte bütçe de vardı, bütçe geldi, bütçe gitti. Nedir yani bu bütçe? Hadi ya söyleyin bana. Nedir? Siz söyleyin bana nedir? Bu bütçe nedir? Yenir bir şeydir nedir? Bütçe ha böyle bir kağıt. Kağıttır böyle bir kağıt. Yazın buraya. Tahmini incirlerden bu kadar, armutlardan bu kadar, helikopterden bu kadar, bu kadar da bilmem nereden toplam bu yıl sonuna kadar tahmini alacağım 10 kuruş. E yok canım o kadar da tahmini falan olur mu hiç devlet bütçesi yani? Rakamı atıyorum ha, evet. Anlaşılsın diye. Tahmini dediniz. Şimdi yani bütçe usulünü söylerim ya. Ha, evet. Yani bütçede bir gelirler var. Bir de giderler var. Hı-hı. Ne bütçe nedir yani zaten? Çeker çizgiyi. Gelirler kaç para? İşte anlattık biraz ondan bu kadar ondan bu kadar. 10 kuruş. Tamam tahmin eder ki 10 lira toplayacak bu sene. Bir yıllık. Peki. Giderlerini de ona göre başlar ayarlamaya. Personel maaşı bu kadar. Ne bileyim ben işte suya bu kadar, elektriğe bu kadar, gaza bu kadar, bilmem nere bu kadar. Etti bu da etti, ne etti? 12 kuruş. O bütçe açığı. Duyan bütçe açığı var mesela. Nasıl olur? Bütçe açığı nedir yani? Helikopterdir. Ha bütçe açığı bu. Tamam ne ben? Sen ona göre devletin gelirleri nedir? Gümrük girdileri. Fonlar. Ve normal vergiler. Dolaylı ve dolaylı. Ve diğer harçlar. Devletin gelirleri bunlardan oluşur. E sen gelirlerini bu bana seçim zamanı yardım ettiydi. Bağışla. O birine bu yardım ettiydi. Ona da bağışla. Sonra geldik. 10 lira toplayacaktın. Ne oldu? Biz 6 lira topladık. Veremem size. Bulacaksın canım. Yani siz Çalışma Bakanı olsaydınız... Bak buradan evet. Ya ben yaparsın. İddia ederek söylerim. Bugün Çalışma Bakanı ben olsam en az 816 dolar yaparım asgari ücreti.
Bu kadar açık ve net. Birkaç soru. O zaman işçiler de seçeceği insanları iyi belirlesin. Birkaç tane sorumuz var size. Hemen paylaşalım onları. Paylaşalım. Ve sonra devam edelim tabii ki. Sayın Bakan'a geri döneceğim. İnşaatlarla ilgili çünkü bir açıklaması olmuştum. Gürsel Bayraksal, günaydınlar, hayırlı yayınlar. Gelir ve giderlerin birbirini tutmadığı bu zamlar zamanda 2000 TL yeterli olma ihtimali nedir acaba diye sormuş. Zaten söylediniz. Evet, yeterli imkansızdır. 2000 lira insanlar yaşamını sürdüremez. Zeka Uçay, günaydın demiş. Bu arada Hasan Mustafa Yücelen size bir mesaj göndermiş. Sonra aktaracağım onu. Günaydın abla. Asgari ücretle Yunus Abal geçinirse Adnan Bey, ben güzel yurt çemberinde tövbe. Aslan Bey, Aslan Bey bakan değil zaten. Ne dedi? Biraz açla bunu. Cevap. Ama şeyi açamam. Yani ben güzel. Yok, orasını açmada anladım ben ne olduğunu. Yani ne demek ister? 1800 lirayla geçinebilir mi? Geçinilir mi hiç diyor. 2000 TL ile 1800 TL ile geçinebilen varsa. Geçinebilen yoktur. Bak 1834 lira bu asgari ücret de bu değildir. Bu brüt asgari ücrettir. İnsanların eline geçen 1650 liradır. Yani bu 1650 liranın adam kira ödeyecek, elektrik ödeyecek, su ödeyecek, telefon ödeyecek, sağlık ödeyecek, eğitim ödeyecek, her şey ödeyecek ve yaşayacak. 4 kişilik bir aile. Yine senin programında yaptıydık galiba bir simit hikayesi. Yalnızca simit yerse 4 kişilik bir aile bir simit, bir de böyle ince böyle büyük bardaklarda değil, ince belli bardaklarda çay içerse 1240 TL ayda ister. Yalnızca simit yiyecek, bir de çaycı içecek. İnsanlar nasıl yaşayacak? Bu parayla, bu parayı bunlara mehel görenlere vereceksin. Tamam. Bu asgari ücreti belirleyip de bunlara mehel görenlere vereceksin. Bu 1650 lirayı. 4 kişilik ailelerini bir ay geçirsin. Yok ebedi. Bir ay geçindirsinler, söylesinler bize nasıl geçinirler. Devam edelim efendim diye mesajlarla. Yeni hükümet ne diyor? Parası olmayan kimlik almasın. Yani kimliksiz mi yaşayacağız biz demiş. İşte. Bir başka arkadaşımız, özel sektör işvereninin iyi niyetli olduğunu düşünmüyor musunuz? Hepsi kötü niyetli mi özel sektörde? Hayır. Öyle bir şey söylemedim. Bu, şunu da söyleyeyim. Ben zaten burada özel sektördeki işverenler kötü niyetlidir. Ha, kötü niyetli olan yok mu? Vardır. İyi niyetli olan yok mu? Vardır. Ticaret insanların kötü niyetli mi? Yani ticaret odası bir kurumdur. Şu anda ticaret odasını yöneten yönetimden bahsederim ben. Her konuya karşı çıkıyor. Ve şunu söyleyeyim aslında. Gerek ticaret odası gerekse sanayi odası. Şimdi çalışanların alım gücünün yükselmesine karşı çıkıyorlar da. Bu çalışanlara karşı çıktıkları insanlar kimdir? Pardon. Alım gücünün yükselmesini istemedikleri bu insanlar kimdir? Ama tüketim olmazsa kimdir? Dur. Kimdir bu insanlar şu karşı çıkarlar? Alım güçleri yükselmesinde bunların müşterileridir. Vatandaştır da ama bunların müşterileridir. Yani anlamakta zorluk çekiyorum ya. Yani sen kendi müşterilerinin alım gücünün yükselmesini istemen. Sen bilin kardeş. Sen o zaman oturduğun dalı kes. Düşeceksin aşağı. Anlamadım ben yani. Aran bir hamle var. Maholdu gitti işte, bu olmaz, bu verilemez. Asgari ücret bu kadar işte, çıkarsa bilmem işçi çıkarmak zorunda kalacak. Allah, ne için fazla işçi işte çalıştırırsın, şimdi daha asgari ücret yükselirse yani hatırına şimdi işçi çalıştırırsınız. İhtiyaçtan fazla iş yerlerinizde de asgari ücret yükselirse atacaksınız genel işten. Ne, anlamadım ya. Ya aç kalsın insanlar. Aç kalsın insanlar. Ama bu sistem böyle devam etsin. Yani kapatmayalım iş yerlerini de denetlemeyelim. Ama ölsün insanlar. Aynı mantık. Veremek vereceksin ya. Nasıl veremek? Yani kusura bakmayın arkadaşlar. 1600 lira siz bu insanların 4 kişilik bir ailemin bu ülkede hala daha yaşamını sürdü. İlaç parası değil ya bu verilen para. İlaç parası değil. Bu asgari ücrete mahkum etmeye devam edeceksiniz siz bu insanlara. Bu emniyette. Bunu da söyledi mi? Bunu söyleyen sendikalar memlekette. O da hepsi değil ha. O da başka bir şey. Hı, evet. Memlekette 90 tane sendika var. Hiç eylem yapmayanlar da var.
E onları ne söylemesiniz? Konuşmayanlar da var. E ne söylemesiniz onları? Ne? Onların için... Varlıklarından haberimiz yok neredeyse. E tamam, onları ne gündeme getirmezsiniz? Ne diyelim? Gidin. Aynı sendika, 5-6 tane sendika var. Euro euro döner, euro euro döner, döner. Aynı sendikalar, aynı sendikacılar. Lütfen alın arşivlerinizi, bakın ya. Çok geriye de gitmeyin. Son 5-10 seneye bakın. Hangi sendikalar her gün eylem yapar? Hangi sendikacılardır? Nöbetçi eylemci olduk memlekette ya. Niye? Bir de bu beğendiremedik de kendimizi. Ama siz de yani her şeye eylem yapıyorsunuz. Tamam yapmıyorum. Ben vazgeçtim, artık yapmayacağım. Ülke böyle yangın yerine dönmüş. İnsanlar pahalılıktan ölüyor. Sosyal patlama yaşayacak. Bak gazetelere, bak evet. İnsanlara nerede yaşıyorlar. Eylem yaparsak şimdi? Bunun için yine kızarsınız yarımıza. Nasıl sesimiz çıkmaz? Bizim sesimiz bitti tükenen, yine 15 gündür bengören. Aran bir şey yaparsın. Bu eylemin için yaptın şimdi. Ya kusura bakmasın, şimdi okul zamanı okullarda grev olur. Yok, tatil zamanı olur okullarda grev. Elektrikte grev yapan. Ya grev yaparsınız be arkadaşlar. Yani şimdi elektriği kesmedi mi? Arıza olursa yapman. Telefonda grev yapan. Ne oldu? Telefonda şimdi işte internet gitti bilmem ne, böyle grev olur. Hı. Hastanede grev yapalım. Yok yani, yok. Yani şimdi hastanede de olmaz. Yani hasta insanlar nasıl? O da olmaz, onda da olmaz. Nerede yapalım ya? Yapmayalım hiç. Vazgeçtim, yapmam ya ben. Hadi. Yapın siz. Siz yapın. Yahu yağmur yağar başıma benim. Belime iğne yerim. Duramam. İğne yerim belimin içine. Kalkarım yatağımdan, giderim başbakanın önüne eyleme. Konuşma yapacağım orada. Başıma yağmur yağar, akarsular gider başımdan aşağı. Nedir? Saatler düzenlensin. Yeniden de insanların çocukları gece yarısı kalkmasın yatacığından da gitsin. Sokaklara atsınlar insanları saat 7'den de 8-8.30'da açılsın okullar. Kalmasın sokakta insanlar diye. Düzenlensin bunlar diye. Benim fabrikalarım için eylem yaparım ya ben. Vay anlamayın da siz her şeyi işte siyaset bulaştırdınız da gene eylem yaparsınız da gittiniz de gene onları da çocukları da kullandınız da dur tamam ya, vazgeçtim. Gel sen yap. Artık gidin eylem siz. Yapmıyor musun? Gidin yapın siz. Ben ne yapayım? Yaparım vay, yapmam vay. Ofis içinde oturup da pencerenin kenarından seyreden sendikacılar var dün ne kadar bu ülkede. Onlara sesini çıkaran yok. Yahu sen sendikasın, neredesin bütün memleket eyleminde, sokakta, sen neredesin der misiniz? Demezsiniz. Bir eylem yapılır, niçin eylem yapılır? Niçin millet eylemdedir? Onu tartışacağımıza midayı yakalamış gibi her eylemde bir şey bulurum. Bayrak tutmadıydınız. Gelin bakayım buraya. Siz bayrak, ya bayrak yoktu. Tamam. Bulduk. Tamam. Bayrağı yok. Bir taneydi bayrak. Olmaz. Ne bayrağı? Bayrak. Hı. Bayrak tutmadınız eylemde. Ha, hainler. Tamam. Anladık. Siz beslenirsiniz bir yerden. Tamam. Olmaz. Hop. Ona bak. Hop. Eylem yapar. Gittik oraya. Ya ben bir tek defa bile bu son yapılan eylemlerde bu çocuklarla bir toplantı yaptıysam, bir yerde gördüysem, bilmem ne yaptıysam, Allah bilmem nesi ne olsun. Gittiniz de kullandığınız çocukları falan, ya pankart da yazdılar, verdiler çocuğun eline tutsun. Ayıptır ya, vazgeçin. Ya şimdi konu bu mu? Tamam ya, vazgeçtik ya. Konu bu değildi de pankart nereden geldi? Tamam ya, git onu tutan çocuğu insanlara sorun, kimden aldığına çocuk sorun. Çocuk açıklama yaptı, olur mu? Kim vermiş kendine, ben? Hayır, siz kim verdiniz verdi? Demiyor zaten. Kim verdi? Çocuk kendi internet sitesinden yazdı, Facebook sayfasından. Biz zaten çok üzgündük, acılıydık. Bir abi geldi, elime verdi, tutuşturdu, gelip alıyorum dedi. Ben de tuttum, o anda çekilmiş tamam. Dedi. Tamam, şimdi bütün mesele şimdi o pankartıydı mesela. Yok, evet. Niçin o eylem yapıldı? Niçin öldü dün ne kadar gencimiz? Niçin? Bunun hesabını soran var mı? Niçin o yol böyledir yahu? Niçin o yol ışıksızdır? Niçin sen saatleri geri çekmedin ve aydınlansın havada, ondan sonra yapsınlar yolculuklarını? Niçin? Niçin yollar Yorgoz'daki Mandıra ovalarına benzer? Niçin?
Ya bunlar sorgulanacağına, bayrak dörtlüydünüz, dörtmeliydiniz. İşte çift şeridi kapattıydınız da tek şeridi açtıydınız. Tamam ya, yapın siz. Hadi gidin yapın. Şimdi bu yetmezmiş gibi. Aa, gelin buraya bakayım siz. Kahraman oldunuz siz bu sendikacılar, bu memlekette. Hepsinizi terbiye edin. Kapatın olan sendikalar da bitsin hadi. Yok canım, öyle bir şey demediler. Dediler mi? Kapatsınlar. Ellerinden gelse yarın sabah kapatacaklar. Kapatın. Kapatın. Yalnız siyasi partiler kalsın. 10 trilyon da senede alın siyasi particiklerinize lükko. Efendim, para yok doğru. Sen söyledin, biraz ver para yoktur bütçede de. Öyle derler dedin. Evet. Ben derim vardır. Bir de Serdar Bey şimdi... 17 tane Mercedes alasın para vardır. Ha? Her gün müdür müsteşar atayasın para vardır. 150 tane müşavir oldu memlekette. Onlara tık tık ödeyesin de ayrılığı toplasınlar bütün gün. Para vardır. 10 trilyon lira senede 4 tane siyasi partiye bu toplumun cebinden çıkan, kasasından çıkan yardım, bağış yapasın para vardır. İşçiye, çiftçiye, garibana geldiğinde para yoktur. Bulacaksın canım. Bulacaksın. Benim sorunum değil o. Nereden bulacaksın da söylüyorum sana. Bunu geçmişte de söyledim. Ne yapalım, gidelim de başka ülkelerden dilenelim. Ben de onu demedim. Ben ona karşıyım. Kendi ülkenden toplaman gereken vergileri, girdileri toplayacaksın. Ve bunları yapacaksın. Tutturdular şimdi. Bu noktaya gelmiş çıkan şeyi de söyleyeyim. Ona da bir açıklık getireyim. Millet bana her gün sorar sokaklarda. Ne oldu? Hükümet kararı aldı. Şimdi profesyonel sendikacılığı kaldırıyorlar size. Hı. Artık profesyonel sendikacı olmayacak. Ama bu sadece KİTÖS genelinde söylendi diye biliyorum. Ben yanlış biliyorsam düzeltin. Ona da bir açıklık getireyim. Buyurun. Profesyonel sendikacılığı diye şu kaldıracaklar. Ben profesyonel sendikacım. Benim profesyonel sendikacımı biri kaldıramaz. Öyle bir şey yok. Niye? Biri kaldıramaz. Ben birinin memuru değilim. Hı hı. Beni üyelerim seçer. Seçimle gelirim ben. Üyelerim seçer, üyelerim öder. Ha? Evet. Profesyonel sendikacılık değil kalkacak olan. Bunu da anlatalım. Anlatalım lütfen. Bu geçmiş yıllarda, 8 yıl, 10 yıl evvel yine bu hükümetler tarafından sendikal kazanımlar içerisinde, bu yeni bir şey değildi. En fazla üyesi olan 2 öğretmen, en fazla üyesi olan 2 memur sendikası ve devlette en fazla üyesi olan 1 işçi sendikasına 70 kişi, senin hesabın iyidir ben bilirim. Bu sendikaların her birine 3'er kişi öder devlet maaşını, yani eski kadrosundaki maaşını öder. Ödenekli izinli, ödenekli sendikal izinli sayılır. Esas adı budur. Bu sendikalara, bu 5 sendikaya, söyleyeyim isimlerini de size şimdi. KİTÖS, KİTÖS, KİTAMS, KAMUSEN ve KAMUŞ. Bu 5 sendikaya 3'er kişi her birine maaşlarını devletten almaya devam ederler. Sendikal izinli sayılırlar. Başkanlarım olması mı lazım? Başkanları, sekreterleri, onlar kendileri karar verir. Kim yani olacak o üç kişi? Böyle bir yasal düzenleme yok. Tabii. O kendi ekseriyle başkan sekreterler olur. Evet. Yani kendi işlerinde verirler onu. Yani 3 kişi her sendika, bu 5 sendikada 3'er kişi öder. Çarp bakayım. 3 kere 5 70. Ne mesaj okuyordum? Evet. 3 kere 5 70. Çarpın. Ne oluyor? 70 etmesi lazım. Kaç mı? Öyle istiyorsanız öyle yapalım yani. Ne bileyim. Yok, ben söylemedim ya. Serdar Bey söyledi. 70 hesap kişiyi ödemedi. Hesapta yaptırırsan. Hesapta ya, yani artık yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Hayır, Serdar Bey öyle açıklamadı mı? Bir yerde bir yanlış hesap var. 3 kere 5 mi dediniz? Ha? 15. 70 nereden çıktı? Ne bileyim. 70 kişi öder devlet diyor, sendikacılık yapar. Hani kimdir bunlar ya? Aynayla bulmuş olabilir ki o hesabı. Bilmem ya, bir yerde bir hesap makinesi. Kaç sendika? 3. 5 sendika. Bak, 2 öğretmen, 2 memur, bir de devlet işçisi. Kamuş. Saydım isimlerini de biraz ver. Tamam, 5 sendikaya
Ahmet'ten 3 ay Ahmet iyice var. Evet, üçer kişi maaşları ödenir. Sendikal ödenekli, sendikal izinli sayılır bu insanlar. Profesyonel sendikacı, mendikacı meselesi değildir. Ödenekli, sendikal izinli sayılır bu insanlar. Bu yeni bir şey değildir. 10 senedir, 20 senedir bu ülkede olur. Ne oldu şimdi de acele tuttu bizi, bunu da kaldıralım? Vallahi bulamadım ben. O, ne oldu? Nereden buldu? Niçin? Nasıl? Niçin kalkarıyor şimdi bu? 20 senedir uygulanan ve sizin partinizin verdiği bu hakkı. Bu sendikal haktır bu. Niçin kaldırıyorsunuz ya? Gerekçe var yasada. Gerekçe şunu söyleyeyim. Devletin bütçesine... Haddinizi aştığınızı, saatlerini aştıklarını söyledi ya başbakan, niçin kaldırıyoruz? Gerekçe, yani. Evet, gerekçe, ben yasadaki gerekçeyi söylüyorum. Hı. Diyor ki, devlet bütçesi zaten sıkıntıdadır. Dolayısıyla özellikle öğretmenler yasasındadır değişiklik. Şimdi o birilerine daha sıra gelmedi. Yavaşçık yavaşçık giderek hepsi. Şimdi bu 4 tane sendikanın yasayladır. Hı. Kamu işin toplu sözleşmeyindendir. Şimdi diyor ki gerekçe de, devletin kasasında ekonomik sıkıntı vardır. 6 tane öğretmene diyor, biz ödenekli izin veririk, görevlerine gitmezler. Onların yerine mecbur kalırız, başka 6 tane öğretmen alalım. Ek külfet getirir bize bu. Bütçe evet. Sıkıntıya girdi. Ne var? Vallahi olmaz. Ne? Gerçekten olmaz. Değil. Ben soruyorum hadi sağ, madem öyledir, ne var? 150 kişi ayrılığı toplar diyorum sağ her gün. Tamam. 8 milyar en az, 7-8 milyar ayda maaş verir devlet her birine. Agrili toplar, mantar toplar. İsten al kameraya gideyim, göstereyim sağ. O insanların suçu yoktur ama burada. Onlara görev vermeyip de çalıştırmayanlardır suç. Bunlara niçin işe gelmeden para verir? 150 kişiden bahsederim. 150. Demek ki onlar haklarını aşmıyorlar. Öyle demek? Mi anlamamız lazım? Öyle ama öyle, bu öyle değil ya. Kitap öyle okunmaz ki. Kitap öyle okunmaz. Gerekçeni, ben gerekçeni söylerim. Bak, tamam. Arkadaşlar bak. Benim adım kanun adamı derler. Sendikada bak kanun adamı derler. Bana gelir biri, canım ciğerim olsa da, başkanım ya bu konuda işte biraz esnek davransak da, bunu böyle yapsak, bakarım. Derim ki kardeş bir dakika, açalım kitabı okuyalım. Kitap ne der? Der ki kitap, sarı kalem tutacaksın, kuyruğu da siyah olacak. Nokta. Ben başka kalem tutmam. Değişelim kitabı, sonra tutayım. Burada sen gerekçeyi ne kom? Külfet getirir ama için. Ben soruyorum ya şu anda. 150 tane müşavir adı altında ayrılı mantar toplar adam, ne başka işte işler. Devlet de tık öder. Nerededir bu insanlar? Hı? Başka şey de söyleyeyim. Bir kısım örgüt başkanlarınız devlet dairelerine hiç gelmez. Hiç. Hiç. İddia ederim. Hiç. İsimlerini vermeme gerek yoktur boşta insanların. Gerek. Ama isterlerse öğrensinler, bilirler zaten. Bana mı soracaklar kim olduklarını, kendileri bilir. Hiç gelmez. Hiç. Onlar da denir. Alemden bu 6 kişi şimdi öğretmen geldiği de batırıyor bütçeyi. 20 senedir batırmadı bütçeyi de şimdi. Ha ne oldu şimdi? Eğer otursaydı bu insanlar da, bu sendikacılar da böyle pencerenin pancurcuğunda hemen dağıtsınlar dışarıdan görünmesin. O bileri eylem yaparken. Da pancurcunun kenarından baksaydı, dışarıda seyretseydi, eylem yapan başka sendikacılar da bunlar da oturaydı da televizyon seyredeydi, dizi seyredeydi odalarında. Olur muydu bunlar? Olmazdı. Biz isterik ki dikensiz gül bahçesi. Var mı öyle dikensiz gül ağacı? Ben görmedim. Varsa onlardan ekelim memlekete, dikensiz olsun gül bahçesi. Olmaz. Şimdi bir şey yaparken arkadaşlar bunu yapacak. Para yok. Peki sana bunun maliyeti, bu 3 tane öğretmenin maliyeti sana kaç paradır ya senede? Yani bir saniye Aslan Bey. Şimdi, bir dakika ama. Bir dakika. Yani siz ne yapıyorsunuz mesela, bu adamlar ne yapıyorlar sendikada oturup mesela? Sendikada oturmaz. Ne kamu hizmeti yapar sendikacılar. Ne? Kamu hizmeti yapar. Yani işte Çalışma Bakanlığı'nın görevinizi yapmayacaksınız. Çalışma Bakanlığı'nın yapması gereken görevleri yapar. Denetime mi çıkıyor? He çıkar. Sendikalı olan iş yerlerde... Sizin için izinsiz bir dakika. Yanlış anlamayın ama yani ne sendikasız olan iş yerlerinde iş kazalarına bakın her gün nasıl olur. Bilmem ne kaçak işçi de çalışır. Bilmem ne işte geldi de çalışır.
Giden adam unuttu. Adam kamyon tır sürer ya, tır sürer. Kaza yapar. Giden soran adama yabancı işçi çalışma izni var mıydı? Eskiden vardı ama şimdi yoktur. Anlamadım. Nasıl? Çalışma izni olmadan bu ülkede tır sürer insanlar. Gelsin o haber ekrana arkadaşım. Tır yani sürer. Çalışma izni olmadan insanlar bu ülkede tır mı sürer diyorsunuz. Çalışma Bakanı çıkıyor benim, ve diyor ki evet. Bütün inşaatları denetlesem bütün hepsini kapatmam lazım. Gelsin. Var bunun şeyi arşivde var. Çok güzel. O yani zaman siz tırda kaldıysanız denetleme yapılsa ülkedeki tüm inşaatlar durur. Evet tamam. Ekranda. Denetleme yapmayın o zaman. İnşaatlar durmasın, insanlar ölmeye devam etsin. Onu isten. Yok İstersin yani gitsin, onu he. İstediğimi söylemiyorum. Yönetim hayır, mi pardon, söylüyor? Hayır pardon sen ister denensen evet. Sen isten anlamında söylemiyorum. Yani şimdi ben size bir soru sorayım. Böyle elinizi vicdanınıza koyun. Bu açıklama tamam da. Değil. Tamam değil. Ben denetleme yaparsam bütün iş yerleri kapanır. Evet kapanır. Kapansın vallahi. Bana ne? İnsan canından daha mı kıymetlidir? Kapansın. Ama dün Sayın Bakan başka bir programda gördüm. İşte onu demek istemedin de bilmem. Demek ki siz basıncılar olarak benim, yanlış yazarsınız bu haberleri. Olur mu? Benim programımda söyledi. Sizin programınızda söyledi. Olur mu? Tabii burada söyledi ilk tamam kez. Tamam işte. O zaman ben haklıyım yani. Bunları söylerken. Evet. Yani siz denetim yapmazsınız. Denetim yaparsanız diyorsanız dersiniz arkasındayım ki... Arkasındayım dedi o açıklamanın dün. Bakın basın mensubu bir arkadaşım var şu anda. Evet. Hemen bana da atmış haberi. Teşekkür ederim Ahmet Pamuk. Bizi izliyor. Arkasındaysa demek ki doğru söyler kendine göre. Dünyada diyor iş kazasında her gün daha çok kişi ölüyor. Biz ne? Kötünün iyisi durumdayız demiş. Ay peçete getirdi arkadaşlar. Adamı boğacağız bugün. Tövbe tövbe. Ya vazgeçin Allah'ını seversen. Siz de bu şey haberleri böyle okumayın. Yani dünyada daha çok ölür, bizde daha az ölür. Bir şey değil. Dediğini söyledim yani. Hayır ben de size yani yorum yapmanız için sorarım. Yani dünyada daha çok insan ölür, bizde daha az ölür. Onun için bir şey değil. Biz iyiyiz. Mi? Ya sen diyeceksin ki ben iş yerlerini denetlersem bütün hepsini kapatmam lazım. Yani demek isten bana ki bizim iş yerlerimizin hiçbirine hayır yoktur. Hiç olmasa hepsi tümünü deme. Büyük bir çoğunluğunu de. Hiç olmasa da içinde olasın. Ben o zaman öyle derim. Dürüstlüğü herhalde. Yani. Tamam ya o zaman şikayetim yok. Öyleyse benim ülkemin çalışma bakanı bunu söylerse. Ben ona inanırım. Ama demek ki bizim iş yerlerimizde hayır yok. Yani ama denetlenecek. Ama denetlenecek bunlar. İşte bunu siz denetlemezsiniz. Siz bunlara bakmazsınız. Sendikalaştırın diyelim. Özel sektörde sendikalaştıralım. En azından sendikalar, sendikacılar devletin müfettişi gibi çalışır ya. Bakın. Devletin müfettişi gibi çalışır. Benim örgütlü olduğum sendika olan iş yerimde böyle çalışamaz. Olmaz. Müsaade etmem buna ben. Yani sen sendikacıları devlete ödeneksiz müfettiş olarak kullanın demektir. O zaman burada bir öneri yapayım. Sayın Bakan nerede? Gelsin yardımcı olsun. Bu işi çözelim bir an hemen. Vallahi bir haftada çözerik ha. Diyecek ki bütün ülkedeki çalışanlar hangi iş kolunda çalışırsa o iş kolundaki bir sendikaya üye olmak zorundadır. Tamam mı? Beğenmedin gene. Hangi iş kolunda çalışırsa o iş, Türkçe ne oluyor olsun hepsini de istemedim ya öyle bir şey. Hangi iş kolunda çalışırsa o iş kolundaki sendikaya üye olmak zorundadır. Olmaz. Olmadı o da herhalde. Ne için olmaz? Bana göre olur ama hükümete göre bunca zaman olmamış. Ya, olmaz. Peki, ticaret odasına üye olmadan kimse ticaret yapamaz. Nasıl olur? Ha ona mecbur ettin. Üye olsun. Sanayi odasına üye olmadan kimse sanayi yapamaz. Ona mecbur eden üye olsun. Sermayenin yani örgütlenmesini yasal zorunluluk hale getirin. Peki işçilerin örgütlenmesini, emeğin örgütlenmesini yasal zorunluluk haline getirme niye olmaz? Beni Çalışma Bakanlığı yapsınlar, bir ayın içerisinde bu yasaya geçireceğim.
Söz veririm. Devam edelim. Mesajlarım nasıl? Var. Bunu beğenmedin geçiyorum ona. Hayır, mesajları aktaracağım, size geri döneceğim. Yani onu şunu anlatmaya değil. Çalışıyorum. Evet. Ben bakan olmak istemem. Öyle bir derdim de. Olur mu öyle şey? Ben öyle bunların hepsini şimdi burada kayda aldım. Istediğim... İlk seçimde aday olursanız ve hasbelkader diyelim seçildiniz. İlk kayıttan bunu çıkaracağım. 816 dolar hadi buyurun asgari ücret yapın diyeceğim size. Sonra da bakın, herkesi sendikalayın. Özel kamu meselesi yok. Yani zannedersiniz siz ki yani özel sektörde sendika yoktur da kamuda var. Zannedersiniz. Yoktur öyle bir şey. Kamuda örgütlenme oranı %30 bile değil. %25-28'dir. Bu da %70'i sizin başarısızlığınız mı? Tabii bizim başarısızlığımızdır bu. Niye %28 başarılı mı? Niye olsun be? Benim kazandığım hakları sen üye olsa da olmasa da veriyorsan. Bana niye olsun ya? Niçin üye olsun bana? Peki yasal zorunluluk haline getirelim de onlar da üye olsun diye. Olmaz. Peki yazalım buraya diyelim ki sendikaların kazandığı haklardan yalnızca üyeleri yararlanır. Bu da olmaz. Bu da olmaz. Olur. Olmaz. Bu hem de çok iyi olmaz. Olur ben. Olmaz. Olmaz. Olmaz canım. Bu da olmaz. Ne olur? Peki. Ama bunu da söyleyeceğim ama. Yani şimdi burada ağlama duvarı yoktur bizim ülkemizde. Sabahtan akşama kadar böyle kanal kanal gezecek de bunları ağlayalım, ağlayalım, ağlayalım da bitmez bunlar. Peki bunların çözümü ne? Çare ne? Çare halkın kendisidir kardeşim. Bu insanları, bu yasaları düzeltmeyen, bu uygulamaları yapmayan, bu asgari ücreti değiştirmeyen, bu bilmem göç yasasını çıkaran, bu bilmem ne, bu siyasileri kim seçer? Neden? Efendim? Halk seçer. Seçme. Beğenmezsen. Belki halk seçmeyecek. Beğenmezsen seçme kardeşim. Ben siyasilere hiçbir zaman suç bulmam ha. İnsanlar aday olur. Halk gelir oyunu verir. Gelir insanlar yönetir. Bu da demektir ki beğenirsen seçeceksin. Beğenmezsen seçmeyeceksin. Değiştireceksin. Yani adam sana alın golcü de adamı 20 maç oynar. Bir gol atmaz sen hala da oynatırsan kendini. Adamda suç mu aran? Kocana bak. Evet efendim süreyi... Kocandadır hatan. Doluyor. Bir 5-8 dakika açtık. Yönetmenime bakıyorum. Bir 3-4 dakika daha bize verir misiniz? Tamam. Sendikacılar öğretmenlik yapmadan öğretmenlik maaşı almasına karşıyım. Bence gidip öğretmenlik de yapmaları gayet doğaldır ve uygundur. Günaydın, iyi yayınlar dilerim. Grev haktır her grevde ama ana vatan Türkiye'ye saldırmak hak mıdır? Buna karşıyız. KKTC'de bu idare ile ilgili yazdığınız o kelimeyi buradan söyleyemem. Yani Yüksek Kurulu bize uyarı vereceğinden yanlış anlamayın. Kenan Bey kusura bakmayın yani. Ankara'nın ne alakası vardı her seferinde Ankara'ya yöneliyor bu eylemdeki söylemler. Kim yaptı her seferinde böyle demiş. Bir şey ya? Asgari ücreti düzenleme bozulan yolları yapmayın mı der. Bununla ilgisi yok zaten. Günaydın Sayın Bıçaklı'ya da günaydın. Uzun yıllar sendikacılık görevi yapıyorsunuz. Tecrübelisiniz. Tebrikler demiş. Her sendikal eylemlerde büyük tepkilere neden olan kırarak, dökerek, küfrederek, darp girişimi yaşanarak yapılan eylemlerdir aslında. Hangi eylemde kaç kişi öldürdük ya? Öldürdünüz demiyorlar. Ne yapalım? Kırdınız, döktünüz. Başka bunlar başka memleketlerde görmezsiniz galiba. Kontrolsüz oldu. Eylemler nasıl eylem olur? Yüz görmezsiniz sizce galiba. Sizce doğru mu? Değil demiştiniz yani zaten. Yani kamu malına zarar verme doğru değildir. Değildir demiştiniz. Ama şimdi öyle bir şey yani katil olma da kötü bir şeydir. Ama oluyor insanlar işte. Daha demokratik yapılamaz mıydı eylemler? İşte yapılabilir. Eylem sadece sizin ama yani geldiğinde şimdi 5000 kişi oraya içinden çıkar 2-3 kişi. O anda o psikolojiyle yapmaması gereken şeyler de yapılabilir. Bazen kontrolden çıkabilir. Devletin yani kamu malı bizimdir. Birinin babasının malı değildir. Kamu evet. Halkın malıdır. Halkın şimdi, malını korumak hepimizin görevidir. Helal olsun Aslan Bey'e. Raşit Dilmak. Helal olsun Aslan Bey. Tek işçiyi düşünen insandır ülkede. Keşke ne demek istedi yönetse? Ha keşke Kıbrıs'ı, Kırıs'ı yazmışsınız ama okuyamadım. Kıbrıs'ı o yönetse oyun ona. Teşekkür ederim. Enver günaydınlar Sayın Bıçaklı. Halktan aldığı tepkiler de takılı kaldı galiba. Küstü mü halka demiş. O
öyle bir şey yok. 40 ben halka ne diyeyim, niye küseyim ki, şunu söyleyeyim, bir cümle söyleyeyim. Yani ben hiçbir zaman halka küsmem, ben zaten sabahtan yatacak saate kadar halkın içindeyim. Ama ben eylem mücadele, halk için mücadele yaparken halkı da yanımda görmek isterim ya. Üzüldüğüm olur. Başka bir şey yok yani. İzleyicimiz daha, ben de inşaatçıyım demiş. Kıbrıs'ta inşaatçılar cambaz gibi çalışırlar. Burada olsa işverenler hep içeri tıkılırdı. Yani Türkiye'de olsa hepsi şimdiye kadar içeriye sokulmuştu. İşçileri öyle o şekilde çalıştırdı. Güney Kıbrıs'ta olsa da öyle olur. İçeri şey tıkılır. Olmaz. Evet. Ersoy Ekrem, günaydın Çiğdem Hanım. Sayın Bıçaklı bize Avrupa Birliği'nde sendika üyeliğinin mecburiyeti olup olmadığını söyleyebilir mi lütfen? Ben Avrupa Birliği'nde hiçbir ülkede bunu görmedim. Hangi Avrupa Birliği ülkesinde sendika görevlileri devletten maaş çekiyor? Ya. Yok böyle bir dünya. Şimdi aklımıza geldi Avrupa Birliği kuralları. Benim itirazım yok. Benim ülkemde KKTC sınırları içerisinde de Avrupa Birliği kuralları sağlıkta, eğitimde, turizmde, insan haklarında, demokraside, yolda, sokakta, her hizmette Avrupa Birliği hakları ve kuralları gelsin. Vallahi billahi sendika zorunluluk istemeyeceğim. Oy canım. Şimdi mi aklımıza geldi Avrupa Birliği kuralları? Benim şikayetim yok. Şikayetim yok. Getirin Avrupa Birliği kurallarını, koyun oraya. Benim şikayetim yok. Avrupa Birliği üyesidir Güney, canım kardeşim. Güney Kıbrıs, Avrupa Birliği istemedim. Açalım kutuyu, başlayalım. Son 3 dakikamız tamam. Ayağınız. Avrupa Birliği üyesidir Güney Kıbrıs. Güney Kıbrıs'ta asgari ücret kaç paradır bilir misiniz? Söyleyeyim size. O zaman sendika istemez zaten. Zorunlu sendikacılık da istemez. 924 eurodur, sen doğru görün. Evet, 924. Evet, ilk 6 ay 870, 6 aydan sonra 924 eurodur asgari ücret Avrupa Birliği'nde. Bilir miyim? Hadi, getirin 924 euro yapın asgari ücreti, ben vazgeçtim. Zorunlu sendikacılık istemeyeceğim. Aha, Avrupa Birliği. Avrupa Birliği örneği vermediniz mi bana? Kabul ettim. Avrupa Birliği kuralları benim KKTC sınırları içerisinde uygulanacak. Bu söylediğim hiçbir şey istemem. Vazgeçtim. Şikayetim yok. Gayri sağlık. Ha, evet. Ha, işinize geldiğinde Avrupa Birliği, işinize gelmediğinde Afrika Birliği, o bir az işinize geldiğinde Asya Birliği. Yok canım, böyle bir şey olmaz. Alalım Güney Kıbrıs'ı mesela. Aynı adada yaşayan iki toplum var kardeşim. Alalım istesen başka böyle Amerika, Fransa, İtalya bilmem neye gitmeyelim. Ben açayım hesap makinesini yavaş yavaş. Evet, buyurun. Geçelim asfaltın o yanısına bakalım. Ne var asfaltın o yanısında? Avrupa Birliği'den ha. Kabul ettim ben. Hiç şikayetim yok. Avrupa Birliği güneyde ne varsa hepsi bende de olacak. Gideceğim hastaneye. 5 yıldızlı otelde gibi işlem göreceğim. Kalbimi de değiştirecekler, bir Türk lirası almayacaklar canım. Ya. İlaç anında tık gelecek kapımın önüne. Okullara devletin servisleri gidecek, klimalı arabalar da okullarda gideceğin klimalı olacak. Lefkoşa'ya çıktığında yumurtayı cihirleyeceksin, Lemos'una kadar gidecek, yumurta kırılmayacak asfaltta. Yumurtayı cihirleyeceksin, sen gidelim cihirleyelim. Cirilecek yumurtayı Lemos'una kadar gidecek kırılmadan. Bir trafik ışığı kırılmayacak da 6 ay beklesin orada. Yollar, sokaklar dökülmeyecek de çizilmesin. Çizgisiz kalsın. Avrupa Birliği istersiniz. Hadi gelin. Benim şikayetim yok vallahi. Evet. Teşekkür de ederim, yardımcı da olurum, memnun da olurum. Avrupa Birliği böyledir. Avrupa Birliği'ni örnek alırsak. Ha, bizim gibi geri kalmış ülkelerde emeğin daha fazla sömürülmemesi için yasal zorunluluk haline getirilmesi lazım. Var mı Avrupa Birliği ülkelerinde ticaret ve sanayi odalarına üyelik zorunluluğu madem? Hadi bakalım. Var mı? Niye bizde var? Ha, sermayenin örgütlenmesi yasal zorunluluk haline gelecek. Emeğin dövülmesi için de ülkemizde hala daha uğraşacak. Şimdi ben buradan soruyorum size. Buyurun. Kamu çalışanları az da çok, ki onların da alacağı artış da eridi gitti şimdi. Bir anlamı da kalmadı. Ne yani şimdi? O
7.86 eridi gitti bitti. 7.86 ne? 7.86 bu Haziran'dan sonra ikinci dönem verilecek olan hayat pahalılığı. Yani bu ay bu yansıyacak. Kamuda evet. Biliyorum. Evet. Ocak sonu maaşlarına 7.86 gelecek. 10.19'dan oldu. Arayı bulamadın. Bu 10.19 bir yıllıktır. Hmm. 2.30'u uygulandıydı Haziran'da. Tamam. Peki şimdi bu 7.86 ki eridi bir anlamı da kalmadı bunun da. Şimdi 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya giriyor değil mi? Evet. Ve Ocak sonu maaşları alınacak. Evet. Kamuda. Evet. Anlamı kaldı kalmadı. Bir kuruş da olsa gelecek olan artış artık değeri ne kadardır? Şimdi bu Sayın Bakan da bütün siyasiler de bu artışı alacak değil mi? Evet. Evet. Peki asgari ücretle sokakta sendikası olarak çalışan özel sektörde çalışan insanlar 1 Ocak'tan itibaren bu artışı alacak mı? Efendim? Almayacak bu durumda. Niçin? Yani sizin dediğiniz ya gibi Bakanlar Kurulu bir karar alırsa biz asgari ücreti almayacak yani sonuçta şu anda. Ekleyeceğiz derse tamam ama demezse... Eklemez bekleme öyle bir şey yoktur. Demezse almayacaklar. Şu an almayacak. Çok iyi. Yani 10 milyar lira maaş alanlar artış alacak. 1600 lira alanlar da almayacak. Tamamdır değil? Buna ne denir? Bu Avrupa Birliği ülkelerinde de böyledir değil? Efendim? Ne denir buna, bu duruma? Buna ne denir bilin? Kıbrıs'ta ne derler buna? Arif Hoca'nın dediğinden nedir? Tövbe yarabbim. Kapatalım. Çok teşekkür burada, ederim. Burada ne denir buna bilin? Burada. Bizi kapatmayacak bir şey söyleyin. Ben bir şey söylemem. Hiç hayatımda bir şey söylemedim. Hiç kimseyi rencide edecek bir cümle hayatımda kullanmadım, kullanmam da. Ben bana göre yanlışları söylerim. Önerilerim neyse onları söylerim. Kimseyi rencide edecek, kimseye küfredecek bir şey kullanmam. Neden? Benim stilimde yoktur bu. Tabii. Dolayısıyla burada da şunu derim. Ne derim? Artık emekçiler de bu ülkenin yöneticilerini seçerken gözünü 4 tane açacak. 2 değil. 4 tane açacak. Kim ki kendilerine bunları reva gördüyse memnunlar oy verecek. Değillerse değiştirecekler. Gol atamazsa golcuları yeni golcü alacaklar. Peki çok teşekkürler Sayın Bıçak bu sohbet için. Daha gelen bir sürü mesaj vardı ama ne yazık ki süremiz yeterli değil. Belki önümüzdeki günlerde yeniden bu zamlar falan alınsın. Bir görelim. Asgari ücreti de görelim. Yeniden Sayın Bıçaklı'yla birlikte olacağız. Tabii kendisi de kabul ederse belki bakan gün içerisinde cevap verir diğer söylemleri de. Onu da tekrar eğer öyle bir şey olursa yani pazartesi sabah telefona bağlarız Sayın Bıçaklı'ya. Şimdi bugün için birlikteliğimizi burada noktalıyoruz. Tekrar hafta başında görüşeceğiz. Görüşüp buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.